Evet, dün akşam gerçekten gören göz, duyan kulak için çok eğlenceli bir röportaj vardı sayın seyirciler. Habertürk ekranında Binali Yıldırım konuktu. Depremde çadır satışıyla eleştiri oklarının hedefinde biliyorsunuz Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Ama bir biçimde Kerem Kınık'ın da aslında hiç iktidarla ilgisi yokmuş gibi davranılıyor. Yani Kızılay'ın şirketleşmesine Kerem Kınık karar vermiş gibi hareket ediliyor. Kerem Kınık'ın sorumlulukları kuşkusuz baki ama şirketleşme kararını tıpkı Türkiye'yi bir şirket gibi yöneteceğiz diyen iktidarın verdiğini de unutmadan dinlemek lazım buradaki çağrıları. AKP içinden bir istifa çağrısı var çünkü. Habertürk yayınında Binali Yıldırım, Kerem Kınık için kurumu daha fazla yıpratmadan çekilmesi yerinde olur dedi. Yıldırım'ın Hüdapar'a yönelik de sözleri vardı. Dikkat çekiciydi bu sözlerde. Bir bakalım bu röportaja. Bizim iktidarımızda işinden olan kimse var mı? Yani işinden olmuştur mutlaka, hataları yüzünden tek tük. İşinden olması gereken var olmuyor efendim sizin iktidarınızda mesela Kızılay yani, Başkanı. Onu söyleyebilirsin. Benim kanaatim de kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi yerinde olur. Depremin daha ilk günlerinde depremzedeler çadıra ulaşamamışken çadır satışıyla tepkilerin odağına yerleşti Kızılay. Eleştirilerin odağındaki isimse Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Muhalefetin ardından AKP'den üzüldük, rahatsız olduk açıklamalarının peşi sıra ilk kez net bir istifa çağrısı geldi. Akıl sahibi bir insanın kabul edeceği bir şey değil. Yani elindeki çadırları parayla bir başkasına vermek, onun üzerinden de ticaret yapma yoluna gitmek akla, izana uyacak bir iş değil. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Hizbullah terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dahil olmadığını savundu. İttifakta değil içimizde dedi. Hüdapar bizim ittifakımızın içinde değil biliyorsunuz. Evet, sizin içinizde. He? Sizin içinizde. Hayır, ittifak içinde değil. İttifak içinde değil, sizin içinizde. Sizin doğru. Konu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun mülakatı kaldıracağım sözüne geldi. Yıldırım kendi sordu, kendi yanıtladı. Mülakatları kaldıracağız dedi seçim doğru, maddenizden birisiydi. Şimdiye kadar neredeydiniz diye soracaksın değil mi? 14 Mayıs'a darbe imaları, muhalefete işgalci suçlamaları da devam etti. 100 yıl önce de bölmeye çalıştılar ama bu millet şahlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlendi. Hepsini kovduk işgalcilerin. Şimdi 100 yıl önce yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunu da içeriden adaylarla yapmaya çalışıyorlar. İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadı ama biz işgal güçleriymişiz. Ne var yani? Evet o geldi. İnsanız kardeşim ya. Tamam biliyorum tabii, okunan kadarını biliyorum. Kürsüdesiniz, bayrağı çıkarıyorsunuz. Heyecan dorukta. Heyecan. Bütün hücreleriniz titriyor. Olabilir, bildiğinizi bile şaşırabilirsin. Bu insani bir şey. Programın süresinden memnun olmadı Yıldırım. Ersoy'dan ek süre istedi, parası neyse veririz dedi. Kısa sürdü yani, hiç anlamadım. Daha uzun yaparız, bekleriz. Yarım dakika ver bana, bak bir şey söyle. Yarım dakika veriyorum. Peki, ben şunu söyleyeyim. Yarım dakika ver, neyse parasını verirsin. Bu da yanlış anlaşıldı. Estağfurullah yani, şaka diyorum ya. Evet, çok şakacıydı Binali Yıldırım. Eğlenceli bir yayındı gerçekten. Bir ara Mehmet Akif Ersoy'un adını da unuttu Binali Yıldırım. Bir akşam önce zaten Süleyman Soylu kendisine bir tanem demişti. Dolayısıyla meslektaşımızın da böyle bir başına gelmeyen kalmadı gibi bir durum söz konusu oldu.